Ajans 65 ekranlarından herkese merhabalar. Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran'dayız. Soğuk kentin insanlarıyla sıcak bir muhabbet yaptık. Hazırsanız hep beraber röportajımızı izleyelim. Burası en soğuk, en zor geçen ülkedir, memlekettir. Nasıl geçiyor kış burada? Çok zordur. Hele çocuklara dolayı daha çok soğuktur. Okullara yürüyerek gidip gelmek daha çok zordur. Bir de mesela bizim burada çoğu ekmek pişiriyorlar. Daha çok soğuk oluyor. Bizim kadınlar için herhalde daha zor. Evet, bizim için daha zordur. Çok zor geçiyor işte. Peki bir gününüzü bize anlatsanız. Mesela sabah kalkıyorsunuz. Sabah ilk kalktığımız zaman sobayı yakmak oluyor. Çok zor değil mi? Evet. Isınmadan hiç kimse yatakta kalkamaz. Çünkü her taraf buz tutuyor. En çok da hanımlara düşüyor çünkü. İşte soba yakmak, evi ısıtmak, kahvaltı yemek yapmak. Evet, işte daha zor oluyor. İşte bir de yakacak da zordur buranın. Bir de yakacak da çok pahalı olduğu için her tarafı yakamıyorsun işte. Kömür kullanıyorsunuz değil mi sadece? Kömür. Onun dışında tezek vesaire. Evet. Tezek kullanıyoruz biz. Bir de yardım kömürü yakıyoruz yani. Soğuk yerlerin insanları da soğuk olur diyorlar. Sizce nasıl Çaldıran insanlar? Yok yok, soğuk değil. Bizim buranın insanları gayet merhametlidir. Yardımsevendir. İşte çok iyidirler insanlarımız. Peki bazen böyle isyan ettiğiniz oluyor mu bu soğuklara? Evet, soğuk olduğu için. Ne diyorsunuz? Soğuktan dolayı diyor, dönüyoruz ya, bu memleketin soğuğu bizi mahvediyor. Hani çok soğuk oluyor gerçekten, çok zorlanıyoruz biz. Gitmeyi düşünüyor musunuz peki burada? Yok. Çünkü bütün ailem burada olduğu için bırakmak istemiyorum. Diğer tarafa da gittim işte. Hani gördüm. Komşuları olsun, insanların şeyi olsun ki yok. Buranın daha sıcaklığı, insanların sıcaklığı daha benim için daha önemli. Bu yüzden bırakmak istemiyorum gerçekten. Peki kaç çocuğunuz vardı? 4 tane kızım var. 4 tane. Evet. Kaç yaşlarındalar? En büyüğü 13 yaşındadır. Zor oluyordur sizin için herhalde. Evet, zordur. Okula gönderirken çok sıkıntı yaşıyoruz. Kaçta gidiyorlar okula? 2 tane saat 6.30'da gidiyorlar. Saat 6.30'da uyanıyorsunuz. Yürüyerek gidiyorlar işte. Sabah kalkıyorum, sobayı yakıyorum. Onlar üşümesinler diye. Kahvaltı veriyorum işte, götürüyorum okula, bırakıyorum, bir daha geliyorum. Ondan sonra öğlenden sonra da benim bir tane daha öğrencim var küçük. O da öğlenden sonra gidiyor. Şu an okula bıraktım, ondan sonra geldim alışveriş yapmaya. İşte böyle. Peki buradan Çaldıran'a gelmek isteyenin ne söylemek istersiniz? İnan buranın insanları, komşuluğu, o hoştur işte. Hoş olmayan tarafı nedir? Hoş olmayan tarafı da soğukudur ama o da idare edeceğiz artık, katlanacağız çünkü. Peki çok teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba abi, sizi biraz tanıyalım. Cahit Yavru Türk. Ne iş yapıyorsunuz abi? Meydanda alım satım yapıyorum. Peki kış ayları nasıl geçiyor burada? Valla gördüğünüz gibi kış aylar dert. Nasıl geçiyor yani bir gününüz burada? Bir gününüz sanki 100 gün, öyle san. 100 gün geçiyor. Soğuktan dolayı. Soğuktan. Kaç yıldır buradasınız siz? Vallahi yaklaşık 45-47 senedir buradayız. Peki en soğuk dönem hangi dönemlerdi mesela? 20 sene önce. Şu anlar güzeldir ama millet de kömür alamıyor, odun alamıyor. Kömür olmuş 7 bin lira, odun çuvalı olmuş 30-40 lira. Onun için millet geçinemiyor. Mesela siz kaç ton kömür alıyorsunuz kışın? Yetiyor mu size? En az 4 ton. En az 4 ton. Isınabiliyor musunuz peki? Yok ya, o kışın burada ısınma var mı? Vallahi. Peki mesela kaç odayı yakıyorsunuz? 2 oda. Yok, ısınamıyoruz. Isınamıyoruz. Peki yani gitme şansınız olsa yerinizi değiş... Vallahi gideriz. Nereye gidersiniz? Hangi güzel yeri olursa oraya gideriz. Ya, en önemli özelliği ne olmalı gideceğiniz yerin mesela? Sıcak mı? Sıcak olmasın. Yani sıcak bir yer olursa gidersin. Evet, aynen öyle. Peki Çaldıran'ın insanları nasıl, sıcak mı yani? Çok sıcak, Çaldıran'ın insanları çok iyi insanlar. Sizce bunun nedeni nedir? Nedeni kötü insanlar devamlı güzel insandır. Yani bunu bilin.
Yani bunu bilsin. Bizi ki devamlı bizi aşağılıyorlar ya. Yalandır. Yalandır. Biz onların üstündeyiz. Bunu da bilsinler. Peki bize Çaldıran'ı biraz anlatsanız neler söylersiniz? Vallahi Çaldıran nasıl? Mesela soğuğu var. Yazın güzeldir ama kışın soğuğu çoktur. Yani bu sene iyi gidiyor yani. Havalar sıcaktır Allah çok şükür. Şu an kanlar daha yeni yama başlıyor. Herhangi bir sıkıntı yok yani. İşte, bu sene iyi gidiyor Çaldıran. Peki soğuk memleketlerin insanları da soğuk olur diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Soğuk memleketleri biz şu anda sıcakız yani. Şu anda bir sıkıntı yok yani. İnsanlar sıcak yani, burada. İnsanlar, doğu insanları gerçekten iyi adamlardır. Rahmetlidir ve herkesin yani iyidir yani. Herkesin yani yardım eden insanlardır. Merhamet eden insanlardır. Doğu insanlar da iyi. Buradan doğu ve batı herkese selamlarımı söylüyorum. Peki soğuklara isyan ettiğiniz oldu mu? Yok, olmadı. Allah nasıl istersen yani biz aynı öyle Allah'a kesinlikle biz isyan etmiyoruz. Allah şükür. İyidir yani. Hiç sorun, sıkıntı yok. Kışı nasıl geçiriyorsunuz peki? Kışı kömür alıyoruz. Ben bu sene 10 milyar kömür aldım. 3 milyar ben odun almışım. Yani doğdu yani. Biraz zor olur yani, idare eder yani. Paranız iyi yani. Karla, evet, kışla. Evet, karlar, kışlar iyidir. Yani bir sorun, sıkıntı. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım biraz. Ben Serhat Dede hocam. Balıkçıda oturuyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Balık satıyorsunuz. Havala geçimi çok zordur. Peki, kış ayında zor olmuyor mu bu şekilde? Zor oluyor hocam. Bazen mesela bir ayda bir defa satıyoruz. Geçimizi de burada yapıyoruz. Burada kimse bir şey yapmıyor. Bir iş vermiyor. Kaç defa bir sigortada iş başvurdu, kimse bize iş vermiyor. Biz ama böyle geçimi yapıyoruz, kiradayım. Ancak geçimizi yapıyoruz. Peki balıkları siz kendiniz mi tutuyorsunuz, yok, yoksa? Yok, bizde Van'da getiriyorlar. Bize toptancı getiriyor, bize 2-3 milyon kar ediyoruz, satıyoruz. Valla bu kışta, bu soğukta biz de bu işi yapıyoruz. Van balığı dışında ne satıyorsunuz? Van balığı da valla burası balık satıyoruz. Bura kaza diyoruz, onu satıyoruz. İşimiz de balıktır. Kaç defa sigortaya başvurdu, kimse bize işi vermiyor burada. Çadırında hiç kimse bir şey yapmıyor. Milleti sahip çıkmıyor. Değil mi benim milletim ne yapıyor? Açtır, aç değil mi? Hiç kimse bir şey, bizim için yapmıyor. Kimseye kapıyı çalmıyorlar. Bu adam açtır, toktur. Kimse ağırlığı bilmiyor. Herkes arkabına yardım, herkes milletine yardım ediyor. Her anda belediyesi olsun, kim olursa olsun. Bize destek vermiyorlar. Baba da şimdi kirada oturuyorum. Kiramı 1 milyar 300'dür. Doğal gazıdır. Zor geçimimizi yapıyoruz. Valla bu soğuktadır, bu kıştadır. 24 saat su çekiyoruz, valla zor zor geçimimizi yapıyoruz. Peki en çok ne satılıyor burada? Burada en çok satılan Van Gölü satılıyor. Van balığı? He, Van balığı satılıyor, Gola Kaza satılıyor. Bunun ismi ne tam olarak? Kavuttur hocam, kavut diyoruz. İnci kefalı büyüğüdür. Sazan var, mesela bizde büyük sazan geliyorlar. Bu nereden geliyor? Bu burada çıkıyor orada, burada bir Gola Kaza var, burada çıkıyorlar. Bu Tendürek'i tarafı var, orada bir göl var, orada çıkıyorlar. Bu Türkiye'nin başka yerinde var mı, yok? Yok, sadece burada var, bir de Muriye Dede var. Van balığıyla yakınlığı nedir? Van yakınlığı burada hocam, gölde çıkıyor, Muriye Dede çıkıyor, bizde orada geliyor. Burada yoktur Van Gölü, sadece Muriye Dede Erdiş'te var, bir de Van'da var. Peki bu balığa talep nasıl, alıyorlar mı? Valla alıyoruz, satıyoruz. Kilosu 25'e veriyoruz. Biz 20'ye alıyoruz, 25'e veriyoruz. İsmi neydi? Kavut diyoruz hocam. Kavut? Heh, kavuttur. Kavuttur, Gola Kaza diyoruz, buradadır. Valla hocam geçir, budur. İşimizde. Faydaları nelerdir? Valla faydaları çok güzeldir hocam. Bunu yağla kızartıyorsun, çok güzel, tadı çok güzeldir. Faydası da var. Hafta bir defa yesen çok iyidir. Bu kaşık fazla yoktur. Mesela burada kaşık çok vardır. Bunu da tendirle yapıyorsun. Mesela bu yağla kızartmaz, bu yağla kızartıyor. Yani güzel diğer balıklardan ayıran özelliği herhalde kılçıksız olmaz. Kılçıksız olmaz. Burada az kaşıkçı var. O özelliği de odur. Tadı güzeldir. Peki en güzel bunu nasıl yiyebiliriz mesela? Nasıl yapabiliriz? Valla hocam bunu en güzelce içi temizleyeceksin başıyla beraber. Yağla güzelce kızartacaksın. Biraz unla yaparsın, kızartırsın, çok güzel olur yağda. Merhaba amca, sizi tanıyalım biraz. İsmim Nesim. Ne iş yapıyorsunuz amca burada? Esnafım. Çiftçilik yapıyorum. Doğma büyüme Çaldıranlısın. Çaldıranlıyım. Peki hava nasıl burada? Valla hava gördüğün gibi soğuktur. Kış geldi artık. Buranın mevsimi kıştı. Peki nasıl ısınıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani... Neler? Mesela kışın neler yapıyorum? kışın koyunları besliyoruz. odur başka ne? Kış sizin için zor geçiyor mu? Zor, tabii zor geçiyor. Benim ismim Mahmut Han.
Peki abi, Çaldıran Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri. Sizce niye böyle? Ya da sizin için nasıl geçiyor? Vallahi yükseldiği 1500 metre olduğu için eksi 46'ya çıkıyor. Bugünleri bekliyoruz zaten. Peki ısınabiliyor musunuz? Yani yetiyor mu kömür size? Vallahi senede 3,5 ton alıyoruz, ancak yetinebiliyor. O da 3,5 ton 27 milyar para yapıyor bu seneki para. Geçen sene 15 bin tutuyor diye. Peki mesela soğuk ilçelerin insanları da soğuk olur diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yok, burası zaten bellidir. Çaldıran soğuğu meşhurdur. Kazman diyorlar, yalnız en soğuk yer Çaldıran'dır. Bence. Peki. Bize Çaldıran'ı anlatsanız neler söylersiniz Çaldıran'la alakalı? Vallahi Çaldıran'ı gördüğünüz gibi. Budur işte. Soğuk. Soğuktur. İş yok, güç yok. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Peki bu sene sizce kış nasıl geçer? Biraz geç başladı. Yok, geç başladı, iyidir. Şimdilik bahara 110 gün kaldı. Böyle giderse iyidir. Sarı Arman Eski Mahalle Muhtarıyım. Buyurun efendim. Çaldıran'ın çok soğuk olduğunu söylüyorlar. Sizce de öyle mi? Evet. Eksi 40'ları buluyoruz yani. Evet. Peki nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ısınıyorsunuz? Zor şartlar altında yaşıyoruz işte. Kömür mü derken idare ediyoruz artık. Mehmet Dede, Merkez Manavı. Ne iş yapıyorsunuz burada Manavı? Merkez Manavı, he, aynen. Peki Çaldıran çok soğuk diyorlar sizce? Çaldıran Sibirya. Aynen Sibirya. Nasıl geçiyor kış burada? Zor, çok zor geçiyor. Nasıl ısınıyorsunuz peki? Nasıl? Nasıl ısınıyorsunuz? Kömür kullanıyorsunuz. Kömür kullanıyoruz, odun kullanıyoruz. Meyveler bedava. Meyveler 10 lira. Böyle isyan ettiğiniz oluyor mu bu soğuklara? Çok soğuk, acayip bir soğuk var Çaldıran'da. Peki Çaldıran insan nasıl? Onlar i̇yidir da yani, daha mı sıcak? İyidir. İyidir, sağ ol. Soğuk memleketin insanı soğuk olur yani diyorlar. Yani dünyada sadece Çaldıran soğuktur. Başka hiçbir yer soğuk değildi. Ne zaman geldiniz buraya? Çoktan, 30 senedir buradayız. Gitmeyi düşündünüz mü hiç bu Yok. Soğuklarda? Yok, artık alışmışız. Başka yerde yapamazsınız herhalde. Yok, başka yere gitmiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Çaldıran'ı seviyoruz. Teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ettim.